Hayırlı günler. Bugün çok güzel bir Arnavut ciğeri tarifiyle geleceğim. Gördüğünüz gibi rengi, tadı muhteşem oldu. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle ciğerimizi, derisini iyice yüzüyoruz. Yüzünde olan zarını. İyice böyle göründüğü gibi yüzüyoruz. Hiç derisi kalmayacak şekilde. Çünkü o ağzı çok hoş gelmez yerken. Daha yumuşak bir et olmasını istiyorsak iyice yüzeceğiz onu. Ve ondan sonra küçük küçük doğrayacağız. Kuşbaşından biraz daha küçük doğradım ben. Ve baharatlarımızı ekleyeceğiz. Ciğerimiz taze olduğu için çok güzel pırıl pırıl duruyor. Evet, kırmızı toz biber ekledim ben. Bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da karabiber ve bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Hepsini güzelce bir karıştırdım. İyice her tarafına nüfuz edecek şekilde karıştırdım. Böyle yaptığınız zaman daha lezzetli oluyor. Ondan sonra unladım. Önce içine baharatı katıp sonra unladım. O içine lezzeti içinde kaldı. Un mühürlendiği zaman daha güzel oldu. Şimdi her tarafını una bulayacak kadar un ekliyoruz. Yani ciğerlerin bütün taneleri unla kapanacak. Onu siz göz kararı eklersiniz. Bakın karıştıkça ben de öyle azar azar ekledim. Hemen hemen bir kaseden bir kaşık fazla gitti. Biraz daha ekledim sonradan. Tamamen zaten açık yerler kaldı, kalınca görünüyor karıştırdığınızda. Evet, böylece. Tamamen una kaplansın. Bakın görünüyor arada kalanlar. Oraları kapanana kadar ekleyin. Ve şimdi ocağa bolca yağ koyduk tavaya. Ve kızdırıyoruz. İyice kızgın olması gerekiyor yağın. Bayağı bir bol yağ koydum. Ama çok kızaracak kadar değil de patates kızartması kadar bol koymadım. O yağ çünkü içinde kalacak. Ama bir yemekten fazla koydum. Yani. Bayağı bir bol yağlı oldu. İyice kızdıktan sonra attım. Çok yiyorsunuz zaten. Mühürlenecek şekilde yavaş yavaş çevirerek pişirdim. Şimdi böyle yavaş yavaş ufak hareketlerle çevire çevire kavurun. Elma kesmeden kestim bu bölümleri ki görün diye. Bir de kavurdum. Sonra önce böyle hızlı ateşte kavuruyorum. Daha sonra altını kısıp, bayağı bir kısıp kapak kapatıyorum ki iki ses düşsün diye. Bazen iki şey kalabiliyor çünkü mühürlendiği için. Evet. Bir sürede öyle pişirdikten sonra servise aldık. Yalnız çok lezzetli oldu. Mutlaka ciğeri böyle deneyin. Bu
Ben bu tarifi eski komşularımızın kocası ciğer yapar satardı yıllar önce. Onlardan öğrenmiştim. Evet, soğanı doğruyoruz piyaz olarak, maydanoz doğruyoruz ve üzerine biraz da pul biber ekip karıştırıp tuzluyoruz. Yanına garnitür olarak bunu kullanıyoruz. İsterseniz domates de ekleyebilirsiniz. Patates kızartması da güzel yakıştı. Evet, şimdi gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Patates kızartmasını da deneyin mutlaka. Evet, kanalıma abone olup like atıp sosyal medyada paylaşırsanız sevinirim. Hayırlı günler.